hocam 25 yıl, yani çeyrek asırdır Eskişehir'i yönetiyorsunuz. Eskişehir'den bambaşka bir kent yarattınız ve bunun aksini söyleyen herhalde bir kişiyi bile görmedim hayatımda böyle söyleyen. Her yerde bir eseriniz var. Çok güzel de bir sosyal medya paylaşımı yaptı Özgür Özel akşam saatlerinde. Bence çok da yerinde bir ifade kullandı. Bozkır'ın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya, Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı dedi. Bundan sonra bir elinin Eskişehir'de, bir elinin ülkemizdeki diğer sosyal demokrat belediye başkanlarının üzerinde olacağını söyledi. Bu iyi haber, güzel. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi bir filmi başa saralım istiyorum. Biz çünkü çok kısa birkaç gün öncesine kadar hatta Yılmaz Büyükerşen'in bir kez daha aday olurum. Ben bekliyordum açıkçası bir dönem daha aday olmanızı. Ne oldu da vazgeçtiniz? Ne oldu da bayrağı devretmeye karar verdiniz? Efendim şimdi ben 5 dönemdir Eskişehir'i, çocukluğumdan beri gelen hayallerim, Eskişehir'le ilgili olan hayallerim, akademik bilgilerim, hayatımda edindiğim bilgiler, deneyimlerim ile kültür, sanat ve estetik anlayışımla yönettim Eskişehir'i 25 yıl boyunca. Sanıldığının aksine fizik enerjimle değil, bu doğrudan doğruya düşünce ile ortaya çıkan projelerin Eskişehir'de uygulanmasıdır. Biliyorsunuz ben siyasete şeyden evvel, yani 1999'dan önce de hep eğitimle uğraştım. Uzun yıllar, çok uzun süren akademi başkanlığım, Anadolu Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğü, açık öğretim sisteminin kurulması, yerleştirilmesi, daha sonra bu sistemin Avrupa'ya taşınması, Avrupa'daki yurttaşlarımıza ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza da ulaştırılabilmesi için eğitimle uğraştım, durdum. Yani kısacası gençleri yetiştirdim. Bu süreç içerisinde de bana hep siyasi parti liderlerimiz, bir tanesi hariç, her seçim dönemi milletvekilliği adaylığı teklif ederlerdi. Senato vardı. Senato ara seçimlerinde de yine bana başvurdular. Kim hariç? Kim hariç? Rahmetli Erbakan hariç. Bir tek o hariçti. Onun dışındaki bütün liderler ya kendileri ya da ikinci adamlarına mutlaka bu teklifi yaptırırlardı. Ben de kendilerine derdim ki çok teşekkür ederim ama ben parlamentoda yapacağım hizmetten çok daha iyisini yaptığımı, daha faydalı olduğumu zannediyorum. Gençleri yetiştiriyorum diye cevap verirdim. Hatta Süleyman Bey'le çok sevişirdik. Severdi beni. O bir keresinde de yeter artık dedi, gel dedi, bırak şu rektörlüğü. Türkiye'de eğitim sisteminin tamamını düzeltmek yetkisini sana verelim deyince ben de bakayım nasıl kurtulacağım kendisinden. Çok da ısrarcıdır biliyorsunuz. Çok da saydığım rahmetli bir başbakandı o zaman. Dedim ki valla eğer kabul edersem bu teklifinizi 3 aya kalmaz beni parlamentodan da parti üyeliğinden de atarsınız deyince o ne demek dedi. Dedim ki efendim sizde parlamentoda bir usul var. Milletvekilleri kendi gelen, yani parlamentoya gelen konulardaki görüşlerini bildirmek isterler. Fakat siz bir grup kararı alırsınız. Beğenseniz de beğenmeseniz de el kaldırırsınız. Ben onu yapamam. Yapamayınca da siz beni hem parlamentodan kovarsınız hem partiden deyince kahkahalarla güldü. O günden anlaşıldı bugüne de bir şey değişmedi siyasette, değil mi? Anlaşıldı, sen memur olarak kalacaksın hep dedi. Böyle kapatmıştık şeyi. Sonunda rahmetli Ecevit emekli olduktan sonra beni ikna etti. Söylediği söz de şuydu, dedi ki Sayın Büyükerşen sizi aslında biz milletvekili, birinci sıra Eskişehir milletvekili olarak gösterecektik. Ama maalesef partimizde bir karar alındı. Milletvekillerimiz o kadar iyi çalıştılar ki geçen dönemde bir karar aldılar, grup kararı aldılar. Efendim bütün milletvekilleri yeni seçimde 1999 seçimlerinde bulundukları şehirden ve bulundukları sırada aday olarak gösterilmeyi talep ettiler ve kabul ettiler. Onun için şimdi ben çok sıkıntıya düştüm size. Birinci sıra Eskişehir milletvekilliğini teklif etmiştim. Milli eğitimi size teslim edecektik dedi. Ve onun üzerine sağ olun Sayın Genel Başkan dedim. Ama dedi ben dedi size şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyorum. Doğup büyüdüğünüz şehir, ayrılmak istemediğiniz şehir, çok sevdiğinizi biliyoruz. Orada yepyeni bir üniversite kurdunuz. Dünya çapında bir üniversite haline geldi. Eğitim sistemlerini değiştirdiniz. Çok yeni bölümler açtınız. Dolayısıyla siz dedi ben aynı şekilde biz sosyal demokratlar için örnek olabilecek bir belediyecilik yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ediyorum dedi. Çünkü biz sosyal demokratlar yerel yönetimlerde pek başarılı olmadık. Hayatımızda bir kere İstanbul'da bu fırsat elimize geçti. Ama İSKİ olayları nedeniyle kullanamadık onu. Onun için sizden ısrarla çok rica ediyorum. Artık sahaya inin ve öyle bir örnek şehir yapın ki diğer şehirlere de örnek olsun. Bunu vasiyetim olarak bile kabul edebilirsiniz dedi. Öyle deyince artık başka bir şey diyemezdim. Kabullendim. Ama dedim efendim belediye sistemleri bizde çok acayip bir belediye sistemi. Öyle demokrasiyle falan ilgisi olan bir belediye yönetim sistemi yok sistem olarak. Büyükşehir'in meclisi yok ama alttaki belediyelerin meclisleri var ama aldıkları kararların yürürlüğe girme şansı yok. Çünkü mevzuat itibariyle ilçe belediyeleri yani o zamanlar alt belediyeler deniyordu. Sonra degrade ediyor bu isim belediyelerimizi diye değiştirdiler. İlçe belediyesi adını koydular. Onlar kendi bütçeleri dahil, belediyelerinin bütçeleri dahil kabul ederler. Çeşitli kararları kabul ederler. Ama yürürlüğe girmez bir türlü. Yürürlüğe girmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmesi lazım. Yani İngiltere'deki Avam Kamerası, Lordlar Kamerası tipinde bir yapısı vardı işin. Fakat gelin görün ki Türkiye'de ilçe belediye başkanları, ilçe belediye meclis üyeleri seçilir. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nde yalnız başkan seçilir. Büyükşehir Belediye Meclisi seçilmez. Nasıl olur bu iş? Nasıl yürür? İlçe belediye meclis üyeleri aldıkları kararların yürürlüğe girebilmesi için kararlarının yukarıda üstteki kuruluş olan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi lazım. Ama seçilmiş öyle bir meclis yok. Öyle bir meclis olmayınca iş komediye döner. Çünkü ilçe belediyeleri halen de öyledir bu. Kendi belediye binalarının meclis salonunda toplanır karar alırlar. O zaman ilçe belediye meclisleri olarak erklerini kullanırlar. Sonra çıkarlar. Büyükşehir bağlı oldukları Büyükşehir'in belediye meclis binasına giderler. Onun meclis salonunda toplanırlar. Büyükşehir belediye meclis üyesi sayarlar kendilerini. Öyle karar alırlar. Ne yazık ki böyle çarpık bir sistem var. Bunu söyledim kendisine. Dedim ki ben bunlarla mı uğraşacağım? Çünkü benim meclis üyem olmayacak. Büyükşehir belediyesi olacağım. Şehrin bütününden sorumlu bir başkan olacağım. Benden de ideal bir şehir kurmamı istiyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin bu meclis üyeleriniz ve başkanlarınızla mı uğraşacağım, bu çarpık yapıyla mı uğraşacağım, yoksa sizin istediğiniz örnek şehri mi yapacağım deyince anladım Sayın Büyükerşen dedi. O zaman dedi sizde dedi tam yetki veriyorum. Hem ilçe belediye başkanları hem ilçe belediye meclis üyelerinin listesini siz kendiniz yapın. Aynen onları ben Yüksek Seçim Kurulu'na vereceğim. Ve seçime böyle gideceğiz dedi. Kabul ediyor musunuz dedi. Kabul ediyorum dedim öyle olunca. Ve netikim meclis o dönemin 1999 seçimlerindeki meclis listelerine meclis üyelerini ve ilçe belediye başkan adaylarını ben belirledim. Evet. Listeyi de yaptım verdim. Bu arada aşağı yukarı benim meclis üyelerimin 3'te 1'i de bayandı. Ve çoğu da genç öğrencilerimden kuruluydu. Böylelikle seçime girdik ve silme aldık. Demokrat Parti döneminden beri aslında seçmeni sağ olan bir şehir 25 senedir şimdi o günkü ilkelerimizle yani diğer bir deyişle Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi, Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, parlamenter rejime bağlı, medeniyette diğer ülkelerin üzerine çıkmak için uğraşan bir ülkenin belediyeleri gibi kendimizi hissederek çalışmaları yapa geldik. Evet. Nihayet bu dönem 25 sene dolunca ben aday olmamayı düşünüyordum. Artık yeter diyordum. Bir de değişimcilik çıktı biliyorsunuz. Yenilenme çıktı. Gençler, yaşlılar çıktı. Benim yaşlı olduğumda belli 86 yaşındayım. Dolayısıyla Tadında bırakalım bu işi, artık ben dinleneyim. Yazacağım yazılar, okuyacağım kitaplarım var, yeni kitaplar yazacağım falan. Bu durumdayken bu biliyorsunuz son başvuru tarihi adaylık için geçtiğimiz ayın 5'ine kadardı. 5'i akşamı saat 5'e kadardı. İl başkanımız Sayın Genel Başkan'a, yeni genel başkanımıza telefon ediyor. Diyor ki efendim bizde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı. Eskişehir'de 2 ilçe belediyesi ki birlikte çalışıyorduk. Benimle birlikte Tepebaşı, Odunpazarı ilçeleri, belediyeleri. Evet. Ve de onun üzerine kendisi talimat vermiş. Demiş ki acele kendilerini görün, dilekçelerini alın, saat 5'i geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayarla girsin. Biz de talimat kabul ettik Sayın Genel Başkan'ın, yeni Genel Başkan'ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım. Diğer 2 arkadaşımla beraber gönderdik. Gönderdik fakat bakıyoruz ilan edilmeye başladı adaylar, biz yokuz. Niye dedik bu kadar uzadı? Çünkü bir an önce çalışacağız eğer kabul edilirse bizim adaylığımız, aday adaylığından adaylığa geçecek olursak. Efendime dediler ki anket yaptırıyoruz. Ne anketi yaptırıyorsunuz? İşte halk sizi istiyor mu, istemiyor mu? Ondan sonra bir de sizin yaşınız, bana imalı bir şekilde sizin de yaşınız 86 oldu. İşte biliyorsunuz yenilikçiler var, yenilik isteniyor falan filan. Ne olacak? Ne yapacağız? Bırakalım o zaman. Yok dediler, anket yaptırıyoruz. Anketlerin sonuçlarını da sonra genel başkanla Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden mesela memnuniyet 80 çıkmış 100 üzerinden. Fakat demişler ki bu tamam da bir de Eskişehir'de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu? O da anket. Şimdi anket olunca zaten kırıldık. 3 belediye başkanı üçümüz de kırıldık aslında ararsanız. 25 senedir her dönem artan oylarla seçim kazanan, Eskişehir'de uluslararası birdenbire üne de kavuşturan şehri ekiplerin 25 senede eğer partilerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanınması kırıcı bir olaydı. Evet. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. Özellikle ben, diğer 2 arkadaşım için konuşmuş olmayayım. Ve durum basına intikal edince Sayın Genel Başkan'a sordular. Sayın Genel Başkan da televizyonda şu sözleri aynen söyledi. Siz de hatırlayacaksınız. Efendim beni methetti. Eskişehir Yılmaz Hoca'nın çocuğudur. Çocuğu konusunda çocuğunun geleceği konusunda konuşacağız kendisiyle. Öyle belirleyeceğiz dedi. Sonra görüşme yaptık. Baktım gördüm ki benim çocuğumu ben elbette ki güvenebileceğim bir vasiye teslim ederim. Başkasına teslim etmem. Onun üzerine adaylıkta ısrar ettiğimi söyledim. Daha evvelki görüşmemizde de bana sormuştu. Sen eğer olmaz isen, vazgeçersen kim olabilir diye. Ben de söyledim. Genel sekreterim dedim var. Bir hukukçu hanımdır. Ve ilk defa Türkiye'de kadın, daha doğrusu bir hanımefendi genel sekreter belediyelerde bizdedir ilk defa. Biz örnek olduk, başka belediyeler de genel sekreterleri için hanım aramaya başladılar. Dedim ki bunu Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsanız, çünkü kendisi hukuk fakültesini bitirmiş, köylü bir ailenin kızıdır, çok iyi yetişmiş. Daha başvurduğunda mesleğe kendisini Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atamışlar. Eşi de savcıydı. Fakat bir müddet yaptıktan sonra bu görevi adaletin ve hukukun içine, üzülerek ifade edeyim ki, düştüğümüz ve şimdi şikayetçi olduğumuz durumları görünce istifa edelim demişler. Edip avukatlığa başlamışlar. Sonra ben kendilerini görünce Eskişehir'de avukat olarak dedim ki gelin. Peki. Benim Ayşe Hanım'a, Ayşe Ünlüce'ye hem belediyenin avukatlığını verdim, hukuk müşavirliğini verdim, o görevlerde bulundu. En son genel sekreter yaptım. Eşi de rahmetli oldu bundan birkaç ay önce. O da parti meclisine aldık. Dolayısıyla ikisi de son derece saygın insanlardı. Ayşe Hanım'ın çok değerli vasıfları vardı. Belediyeciliği çok iyi öğrendi kısa süre içerisinde. Efendim ayrıca Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Komisyonu başkanlık görevlerini yaptı. Türkiye Barolar Birliği'ne 3 dönem Eskişehir'in delegasyon üyeliğini yaptı. Eskişehir Kadın Platformu'nu kurdu ve 13 yıl onunla çalıştı. Kent Konseyi'nde yürütme kurulu üyeliği yaptı. Bunun gibi pek çok sosyal yönleri de olan çok değerli bir arkadaşımızdır. Bu arada belediyemizin hukuki yapısı itibariyle de çok etkin hizmetler verdi. Hocam. Ben istedim ki eğer Büyükşehir Belediye Başkanı bir hanım olursa, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz her seçimde kotalar, kadın kotaları koyar. Fakat kadın kotaları dolmaz, onun yerine erkek koyar. Şimdi istedim ki eğer bunu seçerseniz benim yerime, ben o zaman geri alırım başvurumu. Bu ilk örnek olur ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın eleman eksiği, bu konuda çektiği sıkıntılara örnek teşkil eder. Cesaret gelir Türkiye'deki bütün aydın, entelektüel, Atatürkçü kadınlara dedim. Öyle bir teklif yaptım.